Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz PlayStation VR Aim Controller'ı inceliyoruz. Ortamı gördüğünüz üzere biraz kararttık arkadaşlar. Hem bunun ucu ışıklı hem de burada televizyon var rahat rahat görün diye. O yüzden böyle biraz ambiyans katmaya çalıştık. Arkadaşlar elimde tutmuş olduğumuz ürün bildiğiniz üzere PlayStation VR. Bu oyunu oynamak için bir de kamera ihtiyacımız var. İki ürünü de incelemiştik biz. Hemen şuradaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Biz şimdi VR'ımızı bir takalım. Şöyle direkt ben ortamın içine aktım arkadaşlar. Şöyle silahımı da tutayım. Oyun tabii ki de böyle başlamıyor. Bu ortamda geçmiyor. Uzay aracında gidiyoruz ve bir şekilde başımıza kötü olaylar geliyor. Kontrolcümüzün üzerinde PlayStation DualShock'un üzerinde olan tuşların aynısı var. Tabii ki de tipi biraz değişik. Şurada bir adet joystick'imiz var. Bununla elemanı sağa sola ileri geri yürütebiliyoruz. Tabancayı direkt elimizi oynatarak yönlendirebiliyoruz. Zaten baktığımız tarafta kafamızı döndürdüğümüz yer oluyor. Şöyle birazcık gidelim. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Karşıma neler çıkacak bunu da bilmiyorum. Ve gerçekten tırsıyorum. Bu hissiyatı lafla size anlatmam çok zor arkadaşlar. Ama hakikaten bir uzay ortamının içindeyim şu an ve bunu çok rahat hissedebiliyorum. Bunu söyleyelim. Hatta size şöyle omuzlarımı bir göstereyim. Şurada omuzum var. Şurada da omuzum var. Bayağı sanki benim bu ya. Şöyle silahıma falan bir bakayım. Enteresan. Gördüğünüz gibi yaklaştırdığımız zaman lazer çıkıyor ve daha net atışlar yapabiliyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman da taraya taraya gidebiliyoruz. Şöyle seviyorum ulan deyip havaya sıkabilirsiniz yani. Siz kimsiniz? Ha şuna bas diyor. Arkadaki tuşa bas diyor. Burada bana gösteriyor. Vay. Vay vay. Taradım sizi. Alın. Burada olan daha önceki olayları görebiliyoruz. Kalp masajı yaptı. Dur bir de ben bir kalp masajı yapayım. Masaj işe yaradı arkadaşlar. Tamam hadi siz burada takılın. Selektör yaka yaka gidelim. Ben dostum. Ulan Çağdaş uzaylı videoları çeke çeke sonunda başıma bunları musallat ettim var ya. Allah şarjör bitti çok iyi oldu. Tam zamanında bitti. Demek ki artistliğin sonu uzaylıyla bitiyormuş. Abi ben buradan atlarsam sandalyeden düşerim. Oo, neyse iyi çok düşürmedi beni. İnsan atlama sahnesinde bir şeyler olacağını umuyor ama çok bir şey olmadı. Arkadaşlar bu börtü böceğin küçüğü geliyorsa illaki bunun anaları da vardır bir yerde. Onlar da gelir birazdan diye düşünüyorum. Böcekler de bu arada inceden Half-Life'a benziyor diyebiliriz. Bak 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 nerede ulan var ya. Bu arada ateş ettikçe şöyle havaya sıkayım. Namlunun ucu kızarıyor arkadaşlar. Aha da gördüğünüz gibi. Adını bilmediğim kaybolduğum gezegenden buradan Adanalılara selam olsun diyorum. Ve güneşe sıkıyorum. Arkadaşlar namlunun ucunu görüyorsunuz. Ben bu hayattan sıkıldım sanıyorum. Lan! Yeter. Vallahi ölünce bir rahatladım ha. Bir kendime geldim. Şimdi oynamaya devam edebilirim. Avatarların mekanına geldik galiba. Dereotu mu lan onlar? Aha. Oğlum in misin cin misin? Nesin sen ya? Al. Silahı şöyle görebiliyoruz. Silahımızda ne var ne yok. Sen Counter'da böyle F'ye mi basıyorduk? G'ye mi bir şeye basıyorduk? Böyle görebiliyorduk. Bunda manuel işler. Teknoloji ilerledikçe işler zorlaşıyor arkadaşlar. Gerçekten hiçbir gecikme yok. Silahı anlık olarak. Aha. Şşt, sen ne atıyorsun lan? Bak. Ama teker teker gelin harbiden. Ayıp ediyorum. Bak akıyor vallahi. Terlettin beni bir yar. Çağdaş gel biraz da sen oyna be. Üzerinde ne var? Aslında çok fazla bahsetmeye gerek yok. Bir move kontrolcüsünün silah haline bürünmüş şekli diyebiliriz bunun için. Ön kısımda L1, L2 tuşlarımız yer alıyor. Şurada tetiğin ön kısmında bir adet joystick, share tuşu ve options yani seçenekler düğmesi yer alıyor. Altta sağ, sol, ileri, geri düğmelerimiz yer alıyor. Burada tetiğimiz var farklı olarak tabii ki de. PlayStation Home tuşu üst tarafta yer alıyor. Sağ ve sol tarafında R1, R2 tuşlarımız var. Arka tarafta bir joystick ve kare, X, üçgen, yuvarlak tuşlarımız yer alıyor diyebiliriz kısaca. Artık yavaş yavaş videomuz sonuna gelebiliriz. Ürün hakkında da son sözlerinizi sizlerle paylaşabiliriz. Şu an piyasada ortalama 500-600 TL civarına ürünü bulabiliyorsunuz arkadaşlar. İçinden Farpoint isimli oyun da geliyor. Tamam buna 500-600 TL dedik ama buna 500-600 TL verince orada bitmiyor tabii ki de. Bunu alıp eve gelip oynayamıyoruz. Yanına bir adet VR almamız lazım. PlayStation'ımızın bir kamerası olması lazım. En önemlisi tabii ki de bir PlayStation 4'ümüzün olması lazım. Bunların hepsini düşününce ciddi bir maliyet çıkıyor ortaya. Ama eğer bambaşka bir oyun deneyimi istiyorsanız ve paranız da varsa oyunlara harcayabilecek bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir ürün olmuş. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Yorumlarda hep birlikte şunu tartışalım. Benim küçüklüğümde Atari'ler, Sega'lar falan filan vardı. Biz onlardan keyif alıyorduk. Şimdi büyüdük ve böyle sanal gerçeklik olaylarına giriş yaptık. Peki bundan sonra ne olacak? Artık bu çağı bir kenara bırakabiliriz. Bunu yorumlarda hep beraber konuşalım. Bir de şuraya bir anket hazırladık. Ürünü beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Oraya da cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet şu tarafa
tarafta duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videolarına ulaşabilir. Hemen üzerindeki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.